Yeni yavru köpeğinizi eğitmenin 10 kolay yolu. Eğer yavru köpeğinizi gerçekten çok seviyor ancak havlaması, diğerleri kemirmesi ve yanlış davranışları sizi çıldırtıyorsa umutsuzluğa gerek yok. Herkes köpeğinin profesyonelce bir ev eğitimi alması için gereken imkanlara sahip değil. Ama neyse ki bu tip bir eğitimi vermek için evde yapabileceğiniz pek çok şey var. Köpek yavrularını eğitirken yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattığımız bu videomuzu izlemeye devam edin. Ve hayata hep olumlu bakarak kanalımızda bizlere katılmak için abone ol düğmesini tıklamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 10 numara. Köpeğinize bağırmayın. Yavru köpeğiniz bilgisayarınızın kablolarını kemirdiğinde veya havlamayı bir türlü kesmediğinde sakin kalmak zor olabilir. Ve bu genellikle eve getirdiğiniz bir işi bitirmeniz gerektiğinde veya biraz sükunet ve huzur istediğinizde olur. Ona bağırırsanız bu yavru köpeğinizle olan o kıymetli bağınıza zarar verebilirsiniz. Köpekler insanlarla çok uyumludur. Bu yüzden ses tonunuzdaki bir artış onu strese sokabilir ve kaygılandırabilir. İşin garip yanı, bağırmanız amaçladığınızın tersi bir etkiye neden olabilir ve bu onu daha da heyecanlandırabilir. Sizin de havladığınızı düşündüğü için bunu iyi bir şeymiş gibi algılayabilir. 9 numara. Kararlı olun. Bir yaramazlık yaptığında yavru köpeğinizin o güzel kocaman gözleriyle size bakması, yaptığı şeye rağmen onu azarlamaktan vazgeçmenize yol açabilir. Ancak düzgün davranmasını öğretmek için ona karşı kararlı davranmanız gerekir. Yavrular sürünün liderine ihtiyaç duyar ve eğer sizi gevşek ya da çok esnek olarak algılarlarsa daha iyi davranmayı öğrenmek için motive olmazlar. Bu yüzden onu azarlıyorsanız bağırmadan sert bir ses tonu kullanmak önemlidir. Köpek yavrusu bu ses tonunuza dikkat eder ve bu sayede sizi bir otorite olarak görür. Yapılacak en iyi şey köpek yavrusuyla anladığı basit kelimelerle konuşmaktır. Bir dahaki sefere köpek yavrusu kanepeye tırmanmaya çalıştığında ona sadece kararlı bir şekilde hayır deyin. 8 numara. Fiziksel ceza vermeyin. Acı vermek ya da acıyla tehdit etmek, yavru köpeğinizi eğitmenin asla iyi bir yolu değildir. Bu davranışlar köpeklere sadece sahiplerinden korkmaları gerektiğini öğretir ve size karşı hissettikleri doğal güveni kaybetmelerine sebep olur. Yavru köpeğinize fiziksel bir zarar vermeseniz de, tasmasını aniden çekmeniz bile onlara sadece korku içinde tepki vermeyi öğretir. Ayağınızı köpeğe yakın yere çarparak onu acıyla tehdit etmek, ona sizi doğrudan bir tehdit olarak algılaması gerektiği mesajını verir. Her ne pahasına olursa olsun, sizi fiziksel bir tehdit unsuru olarak algılamasından kaçınarak köpeğinizle olan güçlü ve sağlıklı bağınızı koruyun. 7 numara. Yavru köpeğinize bir mola cezası verin. Mola cezası vermek, köpeğinize sinir bozucu veya saldırgan davranmayı bırakmasını öğretmek için harika bir tekniktir. Bir dahaki sefere köpeğinizin sürekli havlaması sizi çıldırttığında ya da onu başka bir evcil hayvana karşı çok sert davranırken yakaladığınızda onu taşıma çantasına koyun ya da sıkıcı bulacağı bir yere götürün. Bu yer banyo veya yatak odası olabilir. Sadece bu yerin güvenli olmasına dikkat edin. Yavru köpeğiniz orada 2 ila 3 dakika kalmalıdır. Daha fazla değil. Her yanlış davrandığında yavruya mola cezası kelimelerini söyleyin ve onu aynı yere koyun. Böylelikle kötü davranışlar sergilediğinde oyuncaklarından ve insanlardan uzak kalmak zorunda kalacağını anlayacaktır. 6 numara. Köpeğinize gözünüzü dikip bakmayın. Yanlış davranan bir çocukla konuştuğunuzda durumun ciddiyetini vurgulamak için göz teması kurmak önemlidir. Fakat bir köpeğe doğrudan ve uzun süreli bir bakış onun bunu tehdit olarak algılamasına sebep olabilir. Bu yüzden bu tip bir davranış onu eğitmek için etkili bir yöntem değildir. Yavru köpeğiniz ona bir ödül vermenizi umduğunda, yemeğini beklediğinde ya da yürüyüşe çıkmak istediğinde sizin gözlerinize bakabilir. Fakat eğer siz onun gözlerine dik dik bakarsanız, köpek yavrusu tıpkı insanlar gibi bundan rahatsız olabilir. Bu durumda vücudunu yere yaklaştırıp bakışlarını başka bir yöne çevirebilir ve sizin yanınızdan ayrılmak için elinden geleni yapabilir. Çünkü bakışlarınız onu korkutacaktır. Gözleri dikip bakmak, yavrunun vermeye çalıştığınız dersi anlamasını çok daha güçleştirecektir. 5 numara. Isırma ve kemirmenin yanlış olduğunu anlamasını sağlayın. Ünlü köpeklere fısıldayan adam Caesar Millan'ın web sitesi Caesar's Way'e göre köpeklerin kemirmeyi veya ısırmayı kesmeleri için kullanılabilecek iyi bir teknik köpeğe köpek sesiyle karşılık vermek olabilir. Bir köpek yavrusu
Diğer yavru köpeklerle oynarken birini sert şekilde ısırdığında diğer köpek acıyla bağırır. Bu da ısıran köpeğin onu bırakmasını sağlar. Eğer bir yavru köpek sizi ısırırsa bu tip bir ses çıkarmak ona bu yaptığının doğru olmadığını öğretebilir. Diğer bir teknikse sizi ısırmaya yeltendiğini düşündüğünüzde yavruya bir kemirme oyuncağı vermektir. Bu ona neleri ısırabileceğini ve neleri ısıramayacağını gösterecektir. 4 numara. Yavru köpeğinizin tuvaletini nereye yapması gerektiğini bilmesini beklemeyin. Yavru köpekler tuvalet eğitimi almak için çok sıkı bir rutine ihtiyaç duyarlar. Köpeklerin sindirim sistemi çok düzenlidir. O yüzden yemek yedikten 5 ila 30 dakika sonra tuvalete gidebilirler. Programınızın biraz fazla yoğun olması sebebiyle köpeğinizi günün farklı saatlerinde beslediğiniz için ya da onu düzenli aralıklarla yürüyüşe çıkarmadığınız için eve geldiğinizde bazen sizi pek de hoş olmayan bir koku karşılayabilir. Onun sahibi olarak yavrunun yemeğini yediği ve yürüyüşe çıkardığınız zamanları çok sıkı bir düzene oturtmanız gerekir. 3 numara. Tutarlı olun. Eğer dün yavruya gereksiz avladığı için mola cezası verip bugün bunu yapmasına izin verirseniz, köpek bunları kafasını karıştıran sinyaller olarak algılar ve bu yüzden davranışını düzeltmeyi öğrenemez. Bunların belli başlı örnekleri, köpeğinizin bazı günler yatağınızda uyumasına izin verip diğer günler vermemek, ara sıra yemek masasını tırnaklarıyla çizmesine izin vermek, bazen kapı zili çaldığında havlamasına izin vermek ve kemirmemesi gereken bazı şeyleri kemirmesine izin verip diğerlerine izin vermemektir. Bu tutarsızlık, yavru köpeğin itaat etmesi gereken sınırlar hakkında kafasının karışmasına neden olur. Bu nedenle ilk başta yorucu olsa bile tutarlı olmak önemlidir. Ama iyi olan şu ki, belli bir disiplinle yavru köpeğiniz genellikle 4 ila 6 ay içinde bunları gerçekten hızla öğrenir. Bu zaman zarfında çoğu yavru doğruyu yanlıştan ayırmayı öğrenecek ve ihtiyaç duyduğu ev eğitimini almış olacaktır. 2 numara. Suçu işledikten uzun süre sonra azarlamayın. Eve geldiğinizde sevgili yavru köpeğinizin değerli bir vazoyu devirdiğini görüp bir saat önce yaptığı bir şey için onu azarlarsanız, hayvan neden uyarıldığını anlamaz. Bir davranışı yüzünden cezalandırmak istediğinizde onu bunu yaparken yakalamanız gerekir. Yavru köpeğin bu kötü davranışı yüzünden azarlandığını anlamasının tek yolu budur. TV izlerken eğer köpeğiniz ayakkabınızı kemirmeye başlarsa bu çok sevimli görünebilir. Evet, ama onu bulunduğu yerden nazikçe uzaklaştırmak ya da ayağınızı oradan çekmek ileride ona ayakkabıları kemirmemesi gerektiğini öğretecektir. Buradaki en önemli nokta, onu paylayacaksanız bunu suçu tam işlediği an yapmaktır. 1 numara. Köpeğinizi eğitin ve ödüllendirin. Yavruların ne zaman yanlış, ne zaman doğru davrandıklarını öğrenmeleri gerekir. Bir köpek yavrusunun sadece kötü şeyleri değil, iyi olanları da anlaması için iki yönlü yaklaşımla eğitim alması gerekir. Eğer köpeğiniz ona hayır dediğinizde minderi kemirmeyi bıraktıysa, o zaman bir ödülün zamanıdır. Köpeğinize bir mola cezası verdikten sonra sakinleşiyorsa, o zaman da bir ödülü hak eder. Köpeğiniz sonunda tuvaleti için arka bahçeye gitmeyi öğrendiyse ona aferin deyin. Yalnız köpeğinizi bunları yaptıktan hemen sonra ödüllendirmeyi unutmayın. Bu şekilde artık iyi davranışlarını ödülle bağdaştıracaktır. Her köpek yavrusunun kendine has davranışları ve kişilik özellikleri olduğu için bu yavrular yeni evcil hayvan edinen kişilere, hatta tecrübeli olanlara da birçok zorluklar çıkarabilir. Bazı yaramazlıklarına rağmen yavru köpekler ailenizin harika birer üyesi haline gelebilir ve bu önerileri uygularsanız çok kısa zamanda eğitilebilirler. Birkaç ay boyunca bu ipuçlarını denemiş olmanıza rağmen köpeğiniz hala evinizi bir enkaza çevirmekte ısrar ediyorsa veterinerinize danışın. Veterineriniz size bir uzman eğitmen ya da köpeğinizi götürebileceğiniz bir eğitim dersi tavsiye edebilir. Peki siz anlatın bakalım olumlu bakanlar. Yavru köpeğinizi eğitmenin sizce en zor yanı nedir? Yorumlar bölümünde bize bildirin. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Olumlu Bak kanalımızda hep bizimle kalmak için abone olmayı unutmayın.